Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün ilk bölümümüz Elif Şah'la beslenmeye dair olacak. Renklerimizden görüyorsunuz zaten. Hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi diyetisyenimiz Sayın Pelin Yüksel bizimle birlikte. Hoş Merhabalar. Geldiniz hocam. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam geçen sefer geldiğinizde böyle neredeyse deyim yerindeyse tadı damağımızda kalmıştı. Çok evet. Önemli bir konuyu konuşuyorduk. Fonksiyonel beslenmeyi konuşuyorduk. Özellikle kadın sağlığındaki öneminden bahsetmiştik. Pek çok konu başlığımız vardı. Evet. Ancak yarım kalmıştı. Onlara devam edeceğiz. İzleyicilerimize sözümüz vardı. Efendim isterseniz önce ben hemen hatırlatmak adına size fonksiyonel beslenme nedir? Bir bunu sorayım. Evet. Ardından devam Tekrar edelim. Tekrar bir özet geçelim. Fonksiyonel tıp aslında önce onu bir tanımlayalım. Fonksiyonel tıp dediğimiz şey aslında klasik tıptan bir farkı yok. Sadece şöyle açıklıyoruz. Klasik tıbbın çakralarının açılması, daha hastaya bütüncül yaklaşmak. Örnek vereyim, bir birey, obez bir birey geldiğinde bu kişiye sadece kilo verdirmek değil, neden obez olduğu. İşte geçmişine kadar anne sütü aldı mı, işte annesinin babasına, niye kardeşine kadar hastalıkları, bunları, yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını, işte bunun dışında toksik bir yaşam tarzı var mı ki son dönemde çok ciddi anlamda hepimiz maruz kalıyoruz. Ne yazık ki. Bunlara kadar sorguladığımız, uykusuna kadar sorguladığımız bir süreç aslında. Yani sadece kalori kısarak hani basit düzeyde bir beslenme planı düzenlemek değil, kişinin aslında background'unu da biz burada, geçmişini sorguluyoruz ciddi anlamda. İşte bu noktada tabii burada sadece diyetisyen değil, fonksiyonel tıp hekimlerimiz, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, multidisipliner bir yaklaşımla bireyi aslında bütüncül bir şekilde resetleyip, toparlayıp, iyileştirme, daha iyi hale getirmeyi amaçlıyoruz aslında bu noktada. Fonksiyonel beslenmede de aslında bahsettiğimiz şey işte bu noktada en çok özelliği olan aslında örnek vereyim mesela nar, keten tohumu gibi aslında bizim için bütün besinler kıymetli, doğal besinler ama bazılarının etkileri işte şey deriz biz bunlara şifalı besinler deriz aslında geleneksel olarak birçok etkileri var bizim sağlığımız için. Bu besinler daha çok öne çıkıyor. Biz buna terapötik, iyileştirici besinler diyoruz. Bunları daha çok öne çıkaran aslında bir beslenme tarzından bahsediyoruz. Şimdi hocam bu hem çok popüler oldu diyeceğim ne yazık ki son dönemde ama bunda tabii ki avantajları var. Çünkü hem daha fazla duyuldukça daha fazla ilgi arttı diye evet. düşünüyorum ben. Artık sağlığımıza biz de teknolojiyle birlikte daha fazla özen göstermeye ve nasıl iyileşebiliriz dediğiniz gibi hani formda kalmanın yanı sıra içsel Kesinlikle. Olarak nasıl daha sağlıklı Kesinlikle. Bir yaşam seçerizin peşinde gidiyoruz. Şimdi pek çok noktamız vardı, konu başlığımız vardı ama ben endokrin bozucularla aslında devam etmek istiyorum. Evet, önemli bir konu. Kesinlikle çok önemli bir konu. Birazcık değinmiştik. Ancak endokrin bozucular nedir? Neden bu kadar önemlidir hayatımızda? Size onu sorayım. Endokrin bozucu dediğimizde aslında hormon sistemini bozuculardan bahsediyoruz bu noktada. Yani vücudumuza aldığımız aslında kimyasal, bize zarar veren bileşenlerden aslında bahsedebiliriz bu noktada. Hani burada en çok tabii biz kadın sağlığı konuştuğumuz için en çok işte östrojen dominansı dediğimiz yani aslında yalancı östrojen yüksekliği gibi konuşabiliriz bunu. Aslında doğal östrojen olmayıp işte dışarıdan aldığımız kseno östrojen ya da zeno östrojen dediğimiz kimyasal aslında östrojen etkisi östrojenmiş gibi bağlanıp aslında östrojen olmayan bileşenler ve yalancı bir yükseklikle işte çeşitli kadın sağlığında oluşabilecek çeşitli hastalıklardan işte polikistik over olabilir, erken menopoz olabilir, işte premens sendromları bu, regl öncesi işte baş ağrısı vesaire gibi kısırlık durumuna kadar sebep olabiliyor oldukça da bu durumlar. Tehlikeli aslında. Kesinlikle ama bu kümülatif bir etki. Yani ben bugün mesela örnek veriyorum işte sıcak bir plastik kapta sıcak bir yemek yedim ya da işte bir plastik bardakta sıcak bir su içtim. Hemen olmaz bu. Kümülatif bir etkisi var. Özellikle yağ dokusunda çok depolanıyor zaten. Bu noktada zaten o yüzden sağlıklı kilo verelim, sağlıklı kilo verelim diyoruz. Endokrin bozucular dediğim gibi yani bir anda ben bunu tükettim, etkisini hemen gördümden öte uzun dönemde yığılarak aslında biz bunu görüyoruz kişilerde. Ki bu son dönemde işte çocuklarda çok maruz kaldığı için işte erken ergenlik olabiliyor ya da işte çok erken yaşlarda kısırlık ya da çok erken menopoz görebiliyoruz. O yüzden bu bileşenleri mümkün olduğunca hayatımızda azaltmalıyız. Bu nasıl olacak? İşte temiz beslenmeyle, zirai işte tarım
ilaçlarının mümkün olduğunca azaltılmış besinleri tüketerek, işte organik temiz tarım, hani güvenilir kaynaklardan temin etmekle, daha temiz içerikli kimyasallarla, özellikle işte bizler ne en çok kozmetik konusunda maruz kalıyoruz. Özellikle bunlara dikkat ederek. Bunları özellikle konuşmuştuk zaten sizinle. Evet, ben bir de şimdi öyle araya gireceğim. Tabii. Biz daha önce eğitim bölümümüzde hocamızla endokrin bozucuları birebir konuştuk. Bir konu başlığımızdı. Aa, ne güzel. Ve aslında sadece besinlerde değil tabii, yani yaşadığımız alanlarda etkilendiğimiz, dokunduğumuz her şeyde var. Belki bu bağlamda da aslında sizinle de yine hangi besinler nasıl kullanılmalıyı ya da nasıl temizlenmeli, belki bunu da konuşmamız gerekir diye tabii düşünüyorum. Tabii çok detaylı, çok uzun bir konu. Ben şöyle bir kısaca geçtim zaten. Ama plastikler diyorsunuz, bunun altını çizmek lazım. Çünkü kesinlikle, biz de hep söylüyoruz. Özellikle mutfaklarımızdan plastikleri uzaklaştıracağız. Kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle sıcak besinlerle teması hiç istemiyoruz. Soğuklarla da istemiyoruz ama mümkün olduğunca sıcakta, ciddi anlamda. Çünkü besine geçiş çok ciddi derecede artmış oluyor. Daha hızlı oluyor değil mi? Camlardan vazgeçmeyeceğiz galiba. Mümkün olduğunca cam, çelik, demir eksikliği varsa kaplamasız demir döküm. Mesela biz bunu özellikle öneriyoruz. Kadınlar demir eksikliğiyle çok karşılaşıyoruz. O yüzden kaplamasız demir döküm bakımı falan zor biliyoruz ama. Çok zor, evet. Mümkün olduğunca yani onu da en azından hayatımızın bir köşesinde bulunduralım diyoruz. Taşıması da zor kadınlar için, çok ağır. Hani küçük böyle kaplamasız demir dökümler. İşte cam. Çünkü porselen de gerçek porselen mi, o kısım da biraz tartışmalı. O yüzden cam, çelik bu anlamda. Bir de tabii pişirdikten sonra çelikte çok fazla bekletmeyelim diyoruz. İster istemez orada da bir metal geçişi oluyor çünkü. Mümkün olduğunca camda bekletmek. Çok fazla ısıtmadan, işte ılık, sıcak olmadan, hani ılık oda sıcaklığında daha çok besinleri tüketelim diyoruz. Çünkü bunu çok yapıyoruz biz. Hatta biz yani yemeğimizi yaptıktan sonra işte ertesi gün eğer ısıtacaksak yiyeceğimiz kadarını ısıtmak çok önemli. Histamin artışı da oluyor ve çelik tencerede beklettiğiniz zaman metal geçişi de oluyor zaten. O yüzden mümkün olduğunca oda sıcaklığını alıp hafif ılıdıktan sonra, eğer soğuk tüketebiliyorsak zeytinyağlı vesaire ise tabii ki. Ama diğer türlü yani çorbalarda bu biraz problem oluyor. Mümkün olduğunca onda da porsiyonlu bir şekilde ısıtmak en gerekiyor doğrusu, değil mi? Peki şimdi hemen diğer konularımıza geçelim. Tabii. Şimdi polikistik over dediniz hocam. Evet. İsterseniz bu sendromu yaşayan hastalarımızda nasıl bir beslenme olmalı? Evet. Fonksiyonel beslenme burada nasıl devreye giriyor? En çok karşımıza çıkan vakalar bunlar zaten bizlerinde. Ki danışan olarak en çok danışmanlık verdiğim bireylerden de aslında. Polikistik over'de baktığımız noktada birçok durumla karşılaşıyoruz. Obezite eşlik ediyor. Bununla birlikte ciddi bir insülin direnci görüyoruz. Bu zaten genelde bu kadınlar kilo verememe şikayetleriyle gelirler. Aslında hani durumun polikistik over, işte insülin direncinden kaynaklandığını çok bilmezler. Bu noktada işte oradan döndüğümüzde biraz önce bahsettik. Endokrin bozucular çok çok önemli. Yani biz burada şunu istiyoruz, hormonları dengelemek. Aslında orada dediğim gibi işte bütüncül bakma bu. Bu kişiye kilo verdirmekten öte hormonlarını dengelemek, kan şekerini dengelemek. Zaten dolayısıyla da kilosunu kişi bu şekilde verebiliyor. Biz burada ilk baktığımız noktada bağırsak geçirgenliği var mı? Geçen sefer konuştuk. Bu da çok önemli bir konuydu. Önce öyle değil onu mi? Onarıyoruz. Yani onu onarıcı beslenme planını, işte gluten, şeker, süt ürünleri, gerekiyorsa birazcık daha hani level'ı yükseltip glutensiz tahıllara kadar, yumurtaya kadar kesebiliyoruz. Tabii bu hekim kontrolünde birlikte yürütüyoruz bu süreci. Ardından hormon dengeleyelim dediğimiz için fitoöstrojenleri ekliyoruz. Keten tohumudur, nardır, işte gerekirse üzüm çekirdeği ekstresidir, meyan kökü olabilir. Tabii bunlar dediğim gibi tamamen multidisipliner. Yani bireysel karar vermekten öte mutlaka hekimleriyle de bireyin görüşüyoruz. Çünkü bunların takviye formları da var. Yani bazen besin yetersiz kalıyor. Mutlaka takviye olarak da almaları takviyeleri gerekebiliyor. Takviyeleri de karşı değilsiniz o halde. Onları da mutlaka öneriyorsunuz. Hayır, öyle karşı mi? Olmaktan öte burada önemli olan nokta atışı takviyeler. Zaten takviyeleri mutlaka ki hekimle görüşmek gerekir. Çünkü medikal tedavi de oluyor bu süreçte. Hekimiyle birlikte karar vererek gitmek en doğrusu. Ama onda da kafamıza göre almayacağız yani. Tabii ki, tabii ki. Çünkü hepsinin yan etkisi olabilir. Bireye özgü olmayabilir. O noktada ona iyi gelmeyebilir. Ya da işte güvenilir olmayan bir markadan temin edebilir. O yüzden mutlaka uzmanımıza, diyetisyenimize, hekimimize bu konuda danışmalıyız. Çünkü bazen öyle ürünler alıyorlar ki
nasıl üretildiği, nerede üretildiği belli olmayabiliyor. O yüzden güvenilir ürünlerden daha çok gitmeliyiz. Bu noktada kilo vermek polikistik overde çok önemli. Çünkü toksinler dediğim gibi yağda biriktiği için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Anti-inflamatuar diyet çok önemli. Burada hani kısa kısa bahsetmiştik bir öncekinde ama balık yağı özellikle işte omega 6 çok yoğun alıyoruz. İşte ayçiçek yağından, fındık yağından vesaire. Omega 3'ü balık yağıyla dengelememiz lazım. Ya da haftada en az 1-2 kez balık yememiz. Tabii 3'ü geçmeyelim diyoruz. Ağır metal riski var yine o noktada. O da endokrin bozucu çünkü. Onu da istemiyoruz. Bu noktada egzersiz çok önemli. Hayatlarına egzersiz eklemeleri lazım ama burada daha çok şiddetli egzersizden çok düşük orta şiddetin daha çok etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle yürüyüş gibi bir mesela direnç. Nasıl hocam? Tabii yürüyüş olabilir, dayanıklılık yani direnç, ağırlık egzersizleri olabilir ama çok ağır istemiyoruz. Dengeli gitsin istiyoruz. Özellikle insülin direncinde bu çok iyi. İnsülin direnci dediğimiz şey de birey sürekli açlık yaşıyor, açlık atakları. Polikistik overde zaten o açlık ataklarından, tatlı ataklarından kilo alıyor kişiler. Bu noktada onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. O da nasıl? Çok sık beslenmek yerine yani günde işte 6-8 öğün yerine 2-3 maksimum 4 öğün mesela 2 ana 2 ara gibi o şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü atıştırma alışkanlıkları çok fazla var bu bireylerin ve pankreası yormamamız gerekiyor. Siz ne kadar çok besin tüketirseniz o kadar pankreası yorarsınız. O zaman ne olur? Kan şekeri regülasyonu dengelemesini biz zorlaştırmış oluruz. Birazcık dinlendireceğiz o bağlamda tabii. Tabii kesinlikle bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi işte yine keten tohumudur, soyadır tabii GDO'suz, yine nardır. Hocam bunları da bulmak da aslında artık zorlaştı öyle değil mi? Soya, GDO'suz soya artık bulabiliyoruz aslında Türkiye'ye de gelmekte. Eskiden çok daha zordu ama daha şimdi daha kolay. Soya sütü vesaire bunları da temin edebiliyoruz. Tabii ekonomik değil. Bu noktada işte daha ekonomik olan mesela ay çekirdeği tercih edebiliriz. O da fitoöstrojen. Yine yeşil çay fitoöstrojen. Nane çayı, bu fitoöstrojen bunları da tercih edebiliriz. Çayları da ama galiba demleyerek öneriyorsunuz değil mi? Yani tabii. Biz o sallama çayları çok da fazla önermiyorsunuz diye biliyorum. Yani poşet çay çok istemiyoruz. Hem tohumu tohum olarak, tane olarak tüketmelerini örnek vereyim. Mesela rezene. Rezene de bir fitoöstrojendir ve kadınlarda çok önemlidir. Hem gaz şişkinlik hem kas ağrıları bunlara çok yardımcı olur. Yine biliyorsunuz bebeklere bile verebildiğimiz bir çay aslında hani güvenilir markalardan. O yüzden bu noktada daha çok kendisini tüketmek çok daha doğru olur. Çünkü diğer türlü biraz toz olabiliyor. İşte poşetlerden endişe ediyoruz ne kadar güvenilir bu noktada. O yüzden biraz onlara karşı kontrollü demlemeyi bir şekilde en azından. Demleme, bazıları tabii kaynatma şeklinde de olabilir. Bu bitkiden bitkiye çok değişiyor ama bizim klasik çaylarımız genelde demleme şeklinde. Peki hocam hızlı hızlı geçeceğim. Evet. Şimdi bir başka sorun var ki çocuk sahibi olmak isteyenlerin beslenmesiyle ilgili. Hı hı. Çünkü bu da aslında önemli bir kesinlikle. Konu. Bir konu başlığı ne diyeceksiniz hemen böyle kısacık? Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerde en çok gözden kaçan şu. Genelde İşte hangi bireyde işte kadın ya da erkekte kimde sorun varsa daha çok onun üzerine gidiliyor bu noktada ama her ikisinin de sağlıklı beslenmesi önemli. Genelde hani biz de daha çok tabii ki kadınlar başvuruyor bu noktada baktığımızda ama eşlerinin de beslenmesi çok önemli. Çünkü bu noktada sonuçta döllenme için sperm kalitesi de gözden çok kaçıyor ama erkeklerin beslenmesi de bu noktada gerçekten çok çok önemli. O yüzden mutlaka iki tarafında beslenmesini planlamak gerekiyor. Evet fazla kilo durumu varsa kilo yönetimi mutlaka danışmanlığı vermek gerekiyor. Bu noktada stres çok önemli. Bireyler çok fazla kez bunu denemiş ve hala çocukları olmuyor olabilir. Bu noktada çok stres düzeyleri yüksek olabiliyor. Bu anlamda işte egzersiz gerekiyorsa terapi, psikoterapi bunlara mutlaka yönlendiriyoruz. Yine anti-inflamatuar diyet istiyoruz. Yani temiz beslenme, daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenme, az yağlı etlerle beslenme, protein almalarını istiyoruz ama daha az toksik. İşte kuzu eti olabilir bu noktada, hindi eti olabilir bu noktada, balık tüketimi dengeli bir şekilde olabilir. Özellikle şu an mesela küçük balık mevsimindeyiz ki daha az toksik bir balık türü. O yüzden küçük balıklar özellikle işte hamsi vesaire bu gruptan İstavrit gibi kullanılabilecek besinler kısaca değil mi? Kısaca bahsediyorum aslında çok çok uzun konular. Bununla tabii ilgili bunlar. Zaten ayrı bir bölüm yapalım evet. Çünkü izleyicilerimizden de çok fazla soru geliyor. Ben bir diğer konuya geçeceğim. Evet. Bu da hepimizin olmazsa olmazı bu tatlı krizlerini nasıl geçiştireceğiz ya da bunlarla nasıl baş edeceğiz? Hepimizin başının belası diyebiliriz özellikle kadınlarda. Şöyle bir şey söylemek isterim.
Kadınlar daha çok fark ettiyseniz karbonhidrat ve tatlı besinlere, şekerli besinlere daha çok yönelir. Çünkü bizim serotonine daha çok ihtiyacımız var. Yani biz duygusal varlıklarız. Ama erkekler daha çok böyle adrenalin, daha heyecan üzerine giden bir varlık olduğu için daha çok dopamini yükseltmek ister. O da daha çok et ürünleri, daha çok yağlı besinler. Zaten dikkat etmişizdir toplum olarak da. Erkekler daha çok hani ya da dünya çapında et ürünlerini daha çok tercih ederler. Şimdi bu noktada baktığımızda daha çok tatlı krizlerini kadınlarda görüyoruz tabii. Ben burada şunu söylüyorum. Önce öğünlerin düzgün ayarlanması lazım. Çok öğünlerin arası aşırı açılabiliyor. Küçük öğünler yapılıp mesela kahvaltı atladığı zaman kişinin tatlı krizi olur. Ya da öğlen yemeğini çok hafif tükettiği zaman olabilir. Yine stres düzeyi çok yüksek olduğunda ister istemez tatlı krizleri olabilir. Bunlara bir dikkat etmek lazım. Açlıkla susuzluğu çok karıştırıyoruz. Yani kişi özellikle susadı mı yoksa tatlı bir şey mi tüketmek istiyor? Bunu bir sorgulaması gerekir bu noktada. Yine öğünlerimizde dengeli gitmemiz lazım. Yani tamam öğün saatleri önemli ama dengeli öğünlerde olmalı. Yani protein, yağ, karbonhidrat, işte sebze, lif mesela. Lif çok zayıf besleniyor olabilir. Yani örnek veriyorum öğlen makarna yediniz ve yanında başka bir şey tüketmediniz ya da çorba ve makarna. Bunlara hani yüksek karbonhidrat almış oldunuz. Yanında yağ yok yoğun bir şekilde. Belki yemek yağlı olabilir ama sağlıklı bir yağ tüketmedik. Örnek zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi. Bir salata tüketmedik, yoğun bir lif almadık. O yüzden bunlara bir dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları işte protein aldığımızda yağ oranı yüksek olduğunda, lif olduğunda biz daha çok tok kalırız. Kan şekerimiz hızlı düşmediği için, hızlı yükselmediği için hızlı da düşmez. Bunun devamında nasıl bir tatlı yapabiliriz? Mesela nasıl bir tatlı tüketebiliriz bu noktada ya da neler yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela vanilyalı rooibos çayı var. Ben bunu genelde koklayarak içmeyi öneririm danışanlarıma. Hafif hafif böyle 2-3 dakika demledikten sonra kokladığınızda o vanilya kokusu gerçekten çok çok insanın o tatlı isteğini geriye hani o isteği ciddi anlamda geriletiyor ve azaltıyor. Bunun arkasından ne olabilir? Mesela bir tatlı yapacaksak özellikle fitoöstrojenden zengin olsun. Keten tohumu, işte ay çekirdeği özellikle ekonomik olduğu için çok kolay buluyoruz. Ne olabilir? Eğer ki yaptığı diyete uygunsa yoğurt olabilir. Uygun değilse belki badem sütü, soya sütü, Hindistan cevizi sütü olabilir. Bunun yanında tatlı krizinin düzeyine göre mesela bireyde kabızlık çok şiddetliyse, çok aşırı şiddetli tatlı krizi yok, hafif bir şey varsa kivi tercih edebiliriz. Ödem varsa ananas tercih edebiliriz. Ananası oldukça sık tüketmeyi öneriyorlar. Aslında birazcık da bundan kaynaklı galiba değil yani mi? Yani ödem için ve ananasın içinde sindirim enzimleri de var. Yani sindirimi ciddi anlamda kolaylaştıran bir besin aslında. Peki hemen şunu sorsam evet. Mesela bir muza diyelim ki evimizde olan herhangi bir meyveye şöyle biraz kakao serpip evet. Yesek bu bizi rahatlatır mı? Rahatlatır. O da rahatlatır. Ama kakaonun ham kakao olmasını istiyoruz bu noktada. Yani normal bizim klasik aldığımız kakaolar. Marketlerdeki kakaonun pek tozunun tozu gibi. Yani çok sağlık faydası yok. Yani ciddi anlamda rafine. O yüzden biz ham kakao tozu istiyoruz. Zaten onu tükettiğinizde göreceksiniz çok ciddi farklı bir rayası, çok farklı bir tadı var. Daha ağır aslında değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi hocam kabızlık dediniz. Aslında sorularımdan bir tanesi de kabızlık. İsterseniz hemen buna da değinelim ama son kısaca. 1-2 dakikadayız. Kısaca, evet. Kısaca değinelim. Yine bir sonraki bölüme kalacak gibi gözüküyor evet, sorularımız. Evet. Şöyle kabızlıkta tabii kişinin önce su tüketimini sorgulamamız lazım. Yeterince su tüketiyor mu? Bu da kişiye göre değişir. İdrar rengini kontrol edecek. Mutlaka ki şunu istiyoruz. İdrar rengimize bir bakalım diyoruz. Yani hoş değil benzetmesi ama limonata rengiyse eğer bu nokta hani buna yakın bir renkteyse yeterli suya yakın tüketiyor. Ama kişi daha turuncuya daha koyu renge gidiyorsa işte bu noktada az tükettiğini söyleyebiliriz. Bir o şekilde kontrol etmesi gerekir. Çok çay kahve tüketimi varsa mutlaka su tüketimini arttırmasını istiyoruz. Yine sebze meyve tüketimi azsa çünkü onların da su oranı çok yüksek. Sebze meyve tüketimine özellikle sebze tüketimine en az 6-8 porsiyon sebze tüketimine de dikkat etmesini istiyoruz bu noktada. Ciddi kabızlık varsa. Yine egzersiz istiyoruz çünkü bağırsak hareketlerini arttırmak için. Bunun haricinde bireyin yine sakin kalmasını istiyoruz. Çünkü stres ciddi anlamda bağırsak hareketlerini etkili, azaltıyor. Değil mi? İkinci beyin diyoruz aynen, ya zaten. Aynen öyle. O zaman hocam biz bunlara dikkat edeceğiz ama evet. Sizi tekrar konuk edeceğiz evet. Gibi gözüküyor. Yine dolu dolu oldu bu programımızda. Gerçekten öyle çok fazla sorumuz var. Aslında evet. Bunların hepsini tabii tek tek ele almak gerekir. Evet. Belki ilerleyen süreçte böyle bir şey de yapabiliriz. Ama evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür yine geldiniz. Ederim. Böyle hap bilgiler de olsa en azından çok önemli noktaları vurguladınız. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederim ben de.
Evet sevgili izleyiciler, ilk bölümümüz böyle su gibi aktı geçti. Sırada ikinci bölümümüz var. Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve renklerimizden gördüğünüz üzere Elif Şah'la modaya dair diyoruz. Ve tabii ki modacımız Madine Ana Gülkaya bizimle birlikte. Madinacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seninle aslında geçen bölümde de konuşmuştuk. Dedik ki iş hayatındaki kombinleri konuşalım. Kadınlarımıza, izleyicilerimize şöyle birer ipuçları verelim. Ara ara söylüyoruz ama 2024'ün sevgili izleyiciler yeni kreasyonlarıyla, renklerle birazcık böyle bahar ayını sezdiren haller var üzerimizde de. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Biz daha önce de konuştuğumuzda iş durumlarımıza göre, pozisyonlarımıza göre tabii ki bunlar değişiyor öyle değil mi? Tabii ki bizim işimize göre zaten kıyafetleri ayarlamamız gerekiyor, kombinleri. İş verenseniz daha farklı tarz giyiliyor genelde. Memursa daha farklı. Sanatla ilgili çalışanlar, onlar çok daha farklı giyiniyorlar. Herkesin kendine has bir dolabı olur. Ama tabii her dolapta olmazsa olmazımız vardır. Yani bu beyaz tişört, beyaz gömlek gibi düşünün. Herkeste var ve her zaman giyilen bir şey. Onları şimdi teker teker bakarız. Bakarız. Peki şimdi o zaman arkadaşlarımızdan da ilk isteyelim. Kombinimiz gelsin. Biraz böyle defilelerden öne çıkan kıyafetleri aldık. Şimdi bunu bir durdurabilirsek eğer. Şimdi biz genelde diyoruz ki işte siyah pantolon, beyaz gömlek, siyah elbise gibi. Fakat şimdi ben 2024'e baktığımda renkler var. Çok güzel renkler görüyorum. Evet. Ve var şimdi böyle bir kıyafet işe giyilir mi diye soracağım. Bence giyilir. Sence? Giyilir. Tabii ki rahatlıkla giyilir aslında ama hangi işe o önemli. Yani askeriyede çalışan memur mesela bunu giyemez. Evet zaten onların üniformaları. Evet hem üniforma ya arkada çalışan bile olsa yani ne bileyim orada sadece üniformu olmuyor. O giyemez ama serbest meslek olduğu bir kişi rahatlıkla giyer. Memur da pozisyona göre ancak giyebilir onu. Peki mesela böyle bir ceketle bir hırkayla böyle bir kombin olmaz mı bu kıyafette? Olur. Ceketi daha mesela siyah olursa yani böyle lacivert olursa daha sakin olursa olabilir ama yine de yani dikkat etmemiz gerekiyor. Giydiğimiz yere kamu çok önemli. Kamu için biraz fazla renkli mi? Evet fazla çarpıcı olur. Bunun daha nüt tonları vardır, daha mat olan. Onları giyebilir ama mesela ya üst ya alttır. Yani ikisini aynı anda giyerse biraz çok ön plana çıkar. Fakat serbest meslek olan ve sanatla ilgilenen kişiler çok rahatlıkla giyer. Şimdi bu tarza baktığımda ve genele omuzlar yani kolsuzlar çok ön plana evet. çıkıyor galiba. Ve omuzlar yerinde oturuyor. Evet değil geniş mi? Değil sanki artık. Öyle bir aynen. Şey var. Evet evet. Tavır var. Daha oturuyor. Evet. Ama yine daha vücudun öne çıkması. Yani kadın hatları diyelim silüet bu sene daha ön planda. Eskiden zaten daha geniş. Zaten söylüyordun hep onu. Evet, evet, geliyor evet. geliyor diye geldi. Geldi şükür. Peki başka neler söyleyeceksin? Böyle değişik bir tarz var. Çok değişik. Çok güzel. Mi? Evet asimetrik. Eldiven var. Eldiven bu senin çok eldiveni trendlerden. Çok gördük. Trendlerden biri. Çok kullanılıyor. Çok yerde de giyiliyor. Ama tabii yani İç mekanlarda biz eldiven çıkarmak o zorundayız. O pek bizim için kullanışlı tabii, değil, değil kullanışlı mi? Kullanışlı değil. Hele beyaz eldiven çok zor kullanırız. Ama baktığımızda gayet şık. Yani sadece şöyle düşünelim. Mesela böyle bir eteğiniz var. Bir tane etekle bir haftalık kombini yapabiliriz aslında. Şimdi birazcık aslında onu da konuşalım istiyorum ben. İşte pazartesten cumaya kadar evet. böyle izleyicilerimize hani kombin önerileri verelim. Şimdi böyle bir eteğimiz aslında... Bu etek oldukça rahat bulabileceğimiz, tabii, kullanabileceğimiz düz bir etek değil mi? Aslında. Tabii burada renkten dolayı öne çıkıyor. Zaten birçok kıyafet böyle değişik model olmasına gerekmiyor. Onun düz ve sade olması farklı renkle olduğunda çok çok yeterli oluyor. Yani fazla üstüne bir detay koymamıza gerek yok aslında. Yani burada baktığımızda dümdüz muhtemelen A silüettir bu etek. Biraz etek ucuna doğru açılan. Kruvaze bir hali var sanki eteğin. Yoksa paçalardaki tam o göremiyorum. Asimetrik bir mi de acaba? Yürüyor ya ondan dolayı
tam belli olmuyor. Yani düz olarak düşünelim, herkesin dolabında olduğu düz eteklerinden. Ha, bunun üstüne mesela kolsuz giyebilir. Beyaz gömlek giyebilir, siyah gömlek giyebilir. Yani onlar hepsi var olan. Mesela tişört giyebilir. Daha kışlık tişörtlerimiz var. İçine de koyabilir, tişörtünü dışına da bırakabilir. Üstüne hırka da giyebilir, üstüne kazak da giyebilir. Her şeyle giyebilir. Çok rahatlıkla giyebilir. Aslında. Ayakkabı olarak da mesela diyelim beyaz gömlek daha ciddi olması gerekiyorsa veya bir iş görüşmesine gidiyor veya imza atmaya gittiğinde. Mesela beyaz gömlek, altında etek, altında da mesela uzun çizme giyebilir topuklu ayakkabıyla. Üstüne palto attığında çok daha şık, ciddi, daha şık olur. Eğer diyelim öyle bir işi yoksa, yani rahatlıkla ofiste başka işleri yapması gerekiyor. Spor ayakkabı, platform spor ayakkabı veya bot. Üstüne beyaz tişört, üstüne de hırka mı oluyor düğmeli? Evet, evet. Hırka. Üstüne de mesela deri ceket giyebilir. O tamamen spor olur. Bir etekle tüm bir haftayı tamamen kombinleyebiliriz. Aynı şekilde de üst bedenle oluyor. Mesela hırkayla altına işte pantolondur, ne bileyim tayt, elbise giyebiliriz, etek giyebiliriz. Yani çok fazla kıyafete gerek yok haftalık giymemiz için. Rahatlıkla birkaç parçayla bir haftalık kombin yapılabilir diyorsun. Aynen, doğru kombinlememiz lazım asıl burada. Peki şimdi burada öne çıkan detayları gördük. Bir sonraki resme, kombine geçebiliriz. Bunu da çok hoşuma gitti benim. Beyaz. Krem daha doğrusu. Neler, ben biliyorsun evet bu renklerde. Hı-hı. Neler söyleyeceksin bununla ya ilgili? Bununla gerçekten çok rahatlıkla işe gidilebilir. Yani birçok meslek bunu rahatlıkla giyebilir. Çünkü yani eteğin boyu uygun. Yani şimdi nasıl söylesem ki, insanların önüne mi diyeyim? Hani rahat edebileceğimiz bir kombin. Yani uzun bir beyaz etek, üstümüzde beyaz bir tişört mü var, şimdi, üstünde bir şey var gibi evet, görüyorum. Evet, üstünde görüyorum. Bir şey var ama içinde ya bir elbise ya da bir tişört gibi tişört sanki. Tişört vardır. Yani bunu da mesela tüm hafta bunlarla rahatlıkla kombin edebilir. Çok rahat değiştirebiliriz. Yani bu kombin var olduğunu sayarsak, beyaz etek, tişört ve üstümüze beyaz bir ya ceket ya da bir üst kıyafet. Hırka da olabilir, uzun bir hırka. Hırka da olabilir. Yani eteğin üzerinde mesela siyah hırka da giyebiliriz. Kırmızı hırka da giyebiliriz. Kırmızı sadece çok patlak kırmızı değil, daha mat renkler olarak. Mesela turuncu da giyebiliriz. Mavi de giyebiliriz. Çünkü bu bir beyaz. Şimdi hiçbir şey giymezsek, yani hep aynı tonda giyeceksek bile, buradaki gibi pembe bir ayakkabı giymiş. Tabii. Biz başka bir renk ayakkabıyla kombinleyebiliriz. Ya da tabii, bir bordo çizmeyle, değil çok mi rahatlıkla. Örneğin? Çok rahatlıkla. Farklı bir renkle. Çok aslında şimdi tabii çok ciddi renkler ya da iş tanımları dışında çalışanlarımız için niye böyle renkler giyinmesin diye düşünüyorum ben. Yani dediğin gibi çok da böyle parlak olmadığı müddetçe o renklerden yararlanabiliriz aslında. Tabii mat olduğu zaman mat renklerden problem değil. Ya şöyle, şimdi toplumsal daha alışık değil. Yani bir memurun gelip yani mesela kırmızı takım elbisede gelmesi, yani onu dışarıdan rahatsız edilir. Yani yoksa kendi içinden değil. Ama bir sanatla... Küçük dokunuşlarla ama belki böyle evet, yavaş yavaş değil yavaş mi? Yavaş yavaş geçebiliriz. O rengi verebiliriz. Aynen. Mesela sanatla uğraşan, tasarımla uğraşan yani uçuk giyinebilir ve gayet normal karşılaşır. Çünkü o onun mesleği. Yani ondan da biraz meslekler bizi şekillendiriyor. İster istemez yapıyor tabii. Aynen. Bu arada şimdi o bir mavi kemer olabilir. Bir mavi biye gibi bir durum olabilir tabii, orada. Tabii rahatlıkla olabilir. O da çok hoş bir şey belimizi katmış değil mi? Belimizi aslında ön plana çıkartır. Yani. Yani o zaman kemerleri de böyle kullanabiliyoruz bu sene. Evet. Ve özellikle zaten bu sene bayağı onlar trend, onlar var. Çünkü dediğim gibi tekrarlamış oluyorum ama silüet öne çıkması öne gerekiyor. Ve kemerler onun çok büyük yardımcısı aslında. O zaman şimdi biz bu Ocak ayında izleyicilerimize söyleyelim. En azından bahara kadar yine eğer fazla kiloları varsa evet, versinler ki evet, daha vücut hatlarını ortaya çıkartan kıyafetler olacak gibi gözüküyor. Peki bir sonrakine geçelim mi evet, ne dersin? Tabii. Evet, bu da çok hoş bir kombin bence. Evet. Evet. Ne diyorsun? Yani, pantolonlar değişti mi biraz? Pantolonlar aslında havuç pantolon bu. Hı hı. Baseni daha geniş, aşağı doğru daha ince. Bunlar rahatlıkla gider. Bunun üstüne ceket giymesi yeterli.
aslında. Yine kolsuzlar görüyoruz. Var tabii. Değil mi? Kolsuzlar zaten bayağı bir öne çıkacak gibi gözüküyor. Tabii ki öne çıkıyorlar ve şöyle şimdiki baktığımız modası diyelim işte yeni fashion week'ler oldu. Moda haftaları oldu. Artık yaz ve tabii şey sonbahar gösteriyorlar. Ondan dolayı daha çok böyle kollar açılıyor, ayaklar açılıyor. Çünkü yaza doğru gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi mesela üstüne bir hırka veya ceket aldığında bu havalarda çok rahatlıkla onu giyer. Onu değişik bir bağlama stiliyle yapmış değil mi? Tam evet. Belden bağlamış. Hani biraz yukarıda. Daha hatta yukarıdan evet. Yani göğüs altı aslında tam olarak. Göğüs altı. Hiç bu şekilde de bağlamamıştık. Mesela bu da hoş. İnce bir hırkaysa. Evet. İnce hırka çok rahatlıkla durur ama tabii bir düşme olasılığı var. Hani böyle de bağlayabiliriz. Çaprazla bağlanabilir. Evet, çaprazdan da bağlayabiliriz. Yani eğer üzerinde olduğunda bu havalarda giyer. Sıcak olduğunda veya içeride olduğunda çok rahatlıkla çıkarıp böyle bağlarsa gayet de şık gözükür. Renk geçişleri de benim çok hoşuma gitti. Evet, doğru. Değil mi? Böyle toprak tonlarında. Rahat. Çantada daha patlayan bir renkle. Kırmızıdan. Çok da hoş olmuş. Fuşada. Peki ayakkabıya ne diyeceksin? Stiletto ayakkabı var gördüğüm kadarıyla. Gayet uygun. Rengi de farklı. Su yeşili mi doğru mu görüyorum? Su yeşili gibi. Açık su yeşili gibi. Çok açık ama evet çok açık. Yani beyaz, açık gri gibi ya da buz mavisi belki bayağı açık bir renk. Yani rahatlıkla kullanabiliriz. Burada farklı renkleri de kullanabiliriz. Eğer çantayı kenara koyarsak. Yani sadece mesela renk de koyabiliriz. Mesela mavi de konabilir. Bebek mavisi de konabilir. Açık yeşili de konabilir. Beyaz, siyah zaten. Siyah olmaz da beyaz daha. Böyle krem tonları, beş tonları, açık pembe onların hepsi olur. Çünkü bir açıklık kombini var. Yani açık ton. Yani gözümüzü yormayacak şekilde. Ama eğer çanta elimizdeyse mesela mavi koyamayız. Çünkü birbiriyle savaşa girerler. Zaten orada rengi görüyoruz diyorsun. Evet, evet. Peki paça boyları için bu gerçi bu tarz pantolonlarda zaten bilekte oluyor. Bilekte bitmesi gerekiyor. Ve özellikle stiletto ayakkabısı giyilmesi gerekiyor. Yalnız bak havuç pantolonlar genelde daha dar oluyor ya. Bu geniş. Burada birazcık daha bol değil bol, mi? Bol bol. Burada daha bol. Ama bu insanların giyim tarzına göre. Yani havuç pantolon dar da var, bol da var. Yani şöyle söyleyeyim, bollar zayıflarda daha güzel gözüküyor. Tabii yoksa daha da evet. Kilolu gösterebilir değil evet, mi? Evet ama zayıfı daha da zayıf gösterir. Dar daha büyük bedenler için uygun aslında. O yüzden o şekilde de kullanılabilir diyoruz. Evet. Peki bir sonraki kombine geçelim, geçelim mi? Geçelim. Evet bu da yine rahatlıkla çok rahat hareket edilebilecek bir kombin gibi gözüküyor. Evet baharda. Gayet rahatlıkla her yere gider. Yani memur da giyebilir. Burada normal bir pantolon, diz altı pantolon var. Üstünde de saten gömlek var. Yani gayet rahatlıkla, gayet şık herhangi her yere gidebilir. Sadece iş olarak da düşünmeyin. Akşam da çıkabilir, alışverişe de gidebilir. Ne bileyim kahve içmeye, öğlen yemeğe her yere rahatlıkla gidebilir. Ve hiçbir nasıl söylesem yani dışarıdan bir gözle problem yaşamaz. Bir sıkıntı olmaz evet, bir sıkıntı diyorsun. Olmaz. Bu şimdi şey gibi geldi bana. Şalvar pantolonların daha boyunun kısa hali gibi. Evet. Bu boyda etekler de olabilir var, o halde. Var, var, var. Evet. Ya burada bel düşük gördüğünüz gibi. Burada bel ve kalçanın üst kısmı sadece oturuyor. Ondan kalçadan itibaren tamamen açılan bir pantolon bu. Yazda çok göreceğiz bunları. Tiril tiril bir de tiril, değil mi? Tiril tiril aynen. Yazda çok göreceğiz, baharda çok göreceğiz bunları. Bunlar işte trendle beller iniyor, biraz açılıyor, daralıyor. Yeni yeni giriyorlar. Peki bu tarzın altına nasıl ayakkabılar giyebiliriz? Yani şöyle postal giyemeyiz. Yani postal giyersek daha doğrusu pantolonun içine girmesi lazım. Pantolon gözükmeyecek üstünde. Bacağımız. Evet, bacak kesinlikle gözükmeyecek çünkü bacak kesilir. Yani kesme oluyor. Ondan dolayı baktığımızda bir bozukluk görünüyor. Orantı bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani ya stiletto ya açık ayakkabı yani o bahar için tabii ki de. Spor ayakkabı giydiğimizde de hani nasıl söylesem böyle spor ayakkabıların belden oluyor. Onlar değil daha düşük. Yani mesela bilekten değil daha düşük, bilek giymemiz altından lazım. Evet, daha düşük giymemiz lazım.
Mesela çizme falan giydiğimizde de aynı şekilde uzun olması gerekiyor. Yani tamamen ayak gözükmeyecek. Yani ama burada aslında bu formun altına stiletto mu diyorsun? Yani stiletto olabilir, sandalet olabilir, düz terlik gibi de olabilir ama tabii onlar bahar. Hı hı. Yani kışa bakarsak tamamen en güzeli çizmedir. Çizmenin de kapatacak, uzunu kapatacak bir şekilde. Arada boşluk olmayacak. Evet, arada boşluk olduğu zaman gerçekten böyle bacağı iki yerden kesmiş çok oluyoruz. Çok çirkin, evet. Ve otomatik olarak insanın boyu küçülüyor. Yani ne kadar uzun olsa bile yine de bayağı bir basık, küçük gözüküyor. Bir ifade basık oluyor. Aynen. Onu da hoşlanmıyoruz. Peki aynen. Bir sonrakine geçelim o halde. Süremiz de azalıyor. Evet, bu da çok klasik bir takım, öyle evet, değil mi? Evet, klasik takım ama üstünde bir çiçek, aksesuar var, hı, çiçek var. Belinde de kemer var gördüğüm kadarıyla. Bununla zaten istediği yere gidebilir her meslek. Her meslek sanki çok rahatlıkla. Dediğin gibi havuçlar daha mı ön planda? Havuç tarzı var. Ya da daha dar pantolonlar. Dar pantolonlar var. Var var. Bu sene bayağı bir çıkacaklar. Yani çıktılar da zaten. Daha darlar var. Bunun uzunu da olabilir. Bunun bilekte kesen ise topuklu ayakkabı giymemiz lazım. Hı hı. Mutlaka. Belde yine belimizi ortaya çıkaran tabii, bir kemer. Kemer bir diye var sanki. Evet. Daha oturarak gidiyor. Evet. Peki bunun altına başka ne tarz ayakkabı giyebiliriz? Yani bunun altına daha başka tarz giymemiz için ilk önce broşu çıkarmamız lazım. Şuradaki çiçeği. Spor giyebiliriz ama spor burada bilekte olması lazım. Yani burada da kesme gibi olmaması gerekiyor. Yani burada da kesilirse eğer bacak ten görünürse o zaman burada da aynı problem, aynı sıkıntı olur. Tamamen yani boyu basmış oluyoruz. Ondan dolayı hatta bantlı ayakkabı bile burada tehlikeli. Öyle yani mi? Bilekteki bantını pantolon kapatması gerekiyor. Ya onu bile aslında görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz. Daha yüksek, daha evet, bir olsun evet, kıyafetle evet, diyorsun. Görmeyeceğiz. Çünkü eğer o bantı gördüğümüz an hem bant hem pantolon onlar birbiriyle böyle yani bir santim bile açıklık problem yaratıyor. Hı hı. Yani onu istemiyoruz. Evet, onu kesinlikle istemiyoruz. Hatalı oluyor aslında burada. Yani stiletto olabilir. Yani bantsız ayakkabı tercihimizdir. Bant eğer takıyorsak bant pantolonun içinde kalması gözükmeyecek gerekiyor. Gözükmeyecek diyorsun. Gözükmeyecek bir şekilde. Ama spor ayakkabı mesela yüksek giyebiliriz. Çizme burada giyebiliriz. Pantolon çizmenin içine. Bol çizmeler, hmm, topuklu ayakkabılarla giyebiliriz. Postal eğer giyersek dediğim gibi daha moskülen bir tarza geçiyoruz. Moskülen tarza geçtiğimizde çiçekler, böcekler biraz çıkarmamız olmayacak gerekiyor. Diyorsun. Olmayacak. Evet. Anladım. Peki hemen son bir tane daha alalım. Artık süremizin sonuna gelmişiz. Evet, hı-hı, bu da çok hoş aslında. Evet, hırka, uzun hırkalar. Değil geçen mi? Senenin modası, hı-hı, devam ediyor trendleri. Gayet rahat aslında. İnanılmaz rahat, inanılmaz kullanışlı. Yani şöyle bunun içinde mesela şort giyebilirsiniz. Şort gömlek üstüne uzun hırka. İşte işlerinizi bitirdikten sonra mesela dışarıya çıkıyorsunuz arkadaşlarınızla. Hırkayı çıkardığınız zaman tamamen başka tarza dönüyorsunuz. Her iki tarzda da kullanabileceğiniz aynen, bir şey. Aynen. Peki mesela böyle giymeyebilir bazı izleyicilerimiz. Evet. Biraz onlara sıra dışı gelebilir. Mesela bu tarz bir hırkanın altına işte bir kalın çorap giyebiliriz. Kalın çorap ve bir bol pantolon mesela giyebilir miyiz? Ya da bir pantolon nasıl giyebiliriz? Ya da tight etek giyebiliriz. Çok bir bol pantolon giyersek bunun boyu uzun. Hı hı. O zaman hırkanın boyu kısa olması lazım. Kalçada bitmesi gerekiyor. Kalçada biterse tabii bol pantolon da giyebiliriz. İspanyol paça da giyebiliriz. Yani hepsini rahatlıkla giyeriz. Ama bu boyda çünkü bu elbise boyu aslında. Aslında bunu elbise gibi düşüneceğiz. Bunu elbise gibi kalın düşüneceğiz. Kalın çorap giyeceğiz. Belki aynen, böyle bir çorap giyemiyorsak evet, bile. Evet, kalın çorap giyebiliriz. Postal giyebiliriz ki çok güzel olur. O zaman iyice sporlaşır. Ama yok biz... Yani hanım hanımcığız o zaman topuklu ayakkabı da giyebilir çizme çok olarak. Çok da şık olur değil mi? Çok şık oluyor gerçekten çok da güzel. Kalın çoraplarla stilettolar da şık oluyor aslında. Evet ama onu herkes giyemiyor. Hı-hı. İşte onu daha yani mesela bu sene kırmızı çoraplar çok trend oldu. Büyük bir trend oldu hatta. Yani onu herkes giyemeyebilir. Ama evet öyle bir modası var çok rahatlıkla. Siyahını kalın belki giyerler. Evet. Hani öyle bir ihtimal. Kalın çorapla. Stiletto ayakkabı yani ayakkabı bantlı ayakkabı bile giyiliyor şu an. Hani rahat edebileceği her türlü bu kombini çok yerde kullanabilirler. Rahatlıkla hatta kullanabilir. Peki Madinacığım süremizin sonuna geldik. Ama yine böyle ara ara izleyicilerimize kombin önerilerinde bulunuruz diye düşünüyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim önce beslenmeye dair, ardından modaya dair dedik ve süremizin sonuna geldik. Ancak yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.